o yürüyüşten biraz hızlı böyle tatlı koşar gibi devam ediyoruz. Son üç köpeğe kuvvetli bir alkış alalım da bir bayan olsun onlara. Başkanım merhabalar. Köpek güzellik yarışmasındayız sizlerle burada. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu köpek güzellik yarışmasını? Bu yıl kaçıncısı düzenlen? Bu sene üçüncüsünü yapıyoruz. Daha yeni başladık. Geçen sene pandemiden dolayı biliyorsun bütün şeyler iptal olduğu için geçen sene yapamadık. Ama bu sene üçüncüsünü yapıyoruz şu anda. Peki kaç köpek yarışıyor şu an burada? Şu anda yarışmaya giren boylarda 150 tane ama yarışmaya girmiyor. Sadece gösteriye giren yaklaşık 70 civarında köpek var. Ve 220 civarında köpek var. Toplamlık. Peki evet. Kaç kategori var? Köpekleri kaç kategoride değerlendiriyorsunuz? Yanlış bilmiyorsam 4 kategoride değerlendiriyorlar yaşlarına göre ve cinslerine göre. Peki başkanım, koyun atlatma festivaline gelecek olursak bir su sorunu yaşadınız. Nedir bu su sorunu? Detaylandırabilir misiniz? Tabii ki dün basın açıklaması da yaptık. Çok detaylı konuşmak istemiyorum bu konuda ama şunu söyleyebilirim. Şu anda Menderes'in yani koyun atlatmanın yapılacağı yeri gölet haline dönüştürdük. Dün hem tankerlerle olsun hem çok az bir sızıntı vardı o suyla beraber. Şu anda doldu. Normal su, temiz su haline dönüştü. 200 ton üzerinde bir su takviyesi yaptık. Ve şu anda inşallah yarına da hazır. Yarın da sudan koyun geçirme etkinliklerimizi kınalı koçlarımız suya atlayacaklar. Peki başkanım, koyun kortej yürüyüşünde açıklamıştınız. Işıklı Gölü'nden su geleceğini söylemiştiniz. Evet. Neden gelmedi Işıklı Gölü'nden su? Kuraklık nedeniyle mi, başka nedenler var mı? Şimdi bize söylenen şuydu yetkililer tarafından. Koyun atlatmada aylar öncesinde görüştük. En yakın süre, yani en kısa süre içerisinde de görüştük. Bize dedikleri şu, evet vereceğiz yani. Biz de ona göre bütün hazırlıklarını yapmıştık. Çoban arkadaşlar da ona göre toplandılar. Ona göre görüşlerini bildirdik. Biz kamuoyuna da öyle bilgi verdik. Elbette ki ülkemizde müthiş bir kuraklık var. Yani biz bunu biliyoruz. Zaten biz aylardır Büyük Menderes Nehri'nde bir damla su yok. Aylardır. Şu anda bir tane canlı yok. Yani o Işıklı Barajı'nda su varken dahi Menderes'te bir damla su yoktu. Ve biz buna rağmen Çal olaraktan, bu yöre halkı olaraktan, çiftçiler olaraktan seslenmedik. Dedik ki Allah'ın verdiğini yapacak bir şey yok dedik. Yetkili arkadaşlarımız dedi ki biz plan program yaptık. O plan program çerçevesinde vereceğiz dediler. Verdiler. Vermeye çalıştılar. Yine seslenmedik. Gelen bütün tepkileri çiftçiden gelip üzerimize aldık, göğüsledik. Onlara anlattık. Yani devlet su işleri yetkililerinden daha fazla anlattık vatandaşa. Daha fazla muhatap olduk. Buradaki amacımız da şuydu. Evet, Işıklı Barajı'nda su az. Efendim, havzada sıkıntılarımız var. Bunları biliyoruz. Her şeyin farkındayız. Bundan dolayı da oradaki yetkili ve görevli arkadaşların bir de su sıkıntısıyla vatandaşlar üzerine yürümelerine, gitmelerine kamuoyunda bunları müsaade etmeyin, bunları biz alalım dedik. Biz böyle bir güzellik yaptık yani. Yani tabiri caizse bizim yanımızdan geçen belayı kendi üzerimize aldık. Sadece dedi ki bir gün su verin. O da nedir? Cumartesi günü suyu bırakın. Pazar günü öğlen suyu kesin. Bu kadar. 3 metreküp bıraktığında gelecek olan su belli. Yani ona Işıklı Barajı ölmez. Yani dün kayıkların gezdiği yerde, tamam mı? Siz kayıkları gezdirirken biz vallahi bir şey demiyorduk yani. Burada vatandaş bize küfür ediyordu. O tepkiyi biz göğüslüyorduk o zaman. Ondan dolayı sadece üzgünüm yani, yapacak bir şey yok. Burası bizim, şu var, iptal edebileceğimiz bir şey de değil. Geçen sene de biliyorsun seyircisi biz yine yaptık yani bu festivali. 847'sini yaptık. Bu bir tarihi, bir geçmişimizden gelen bir geleneğimiz, göreneğimiz. Biz istiyoruz ki bunu şimdiye kadar bize getirenlerden nasıl biz şimdi minnetle bahsediyorsak, Allah razı olsun diyorsak, bizler de gelecek nesillere bunu aktaralım diyoruz. Amacımız, hedefimiz, gayemiz bu. Yoksa biz burada ne oy ile ilgili bir endişemiz olabilir, ne de burada iyi yaparsak iyi oy verir, kötü yaparsak kötü oy verir mantığına hareket etmiyoruz yani. Bak ne yaptık? Tepki olmasına rağmen Aşağı Seyit'te sudan koyun geçirme etkinliklerinin içerisinde yer alan şeydeki sanatçı ve akşamki eğlence iptal ettik. Niye? Çoban arkadaşlarımız toplandık. Çoban arkadaşlarımız şöyle bir talep oldu. Dediler ki Sayın Başkanım, biz festival içerisinde bulunan eğlence iptal edelim. Ödülleri iptal edelim. Eğlence ve ödüllerden gidecek olan parayı toplayalım. Muğla'da ve Antalya'da orman yangından dolayı hayvanları yanan, ağılları yanan, yem ve samanları yanan, evleri yanan çoban yörükler var. Bunları gidelim, o paraları takviye yapalım dediler. Biz de makul gördük. Şimdi burada Aşağı Seyit köylülerde diyor ki bu festivalde bizim emeğimiz büyük, doğrudur. Aşağı Seyit köylüleri olmasa bu festival olmazdı şimdi, devam etmezdi. Diyor ki bizim festivalimizdeki eğlencemizi niye iptal ediyorsunuz şimdi? Biz diyoruz geçeceğiz. Niye? Bak tepki alıyoruz.
Edeceğiz diyoruz. Ettik. Çobanlar ne diyorsa onu yapıyoruz. Ve ben de çobanların yanındayız diyoruz. Şimdi demek istediğimi anlatabildim bilmiyorum. Yani daha açık nasıl konuşabilirim onu da bilmiyorum ama hakikaten bu konuda üzgünüm bakınız. Niye? İşte Tayland Büyükelçisi gelecek. Tayvan Büyükelçisi dün geldi. Bizi ziyaret etti. Pazar günü buraya gelecek. Bak biraz önce Amerikalı turist arkadaşlarımız da var. İşte yurt dışından gelen sanatçılarımız da gelecek. Resim sanatçılarımız, fotoğraf sanatçılarımız biliyorsun. Onlar da gelecek. E şimdi ayıp değil mi yani? Şimdi? Ne diyeceğiz onlara yani? Nasıl bir şey karşılayacağız? Ne diyelim yani şimdi? Yani biz burada bir saatlik de olsa suyu getiremedik de böyle bir iş mi yaptık diyeceğiz yani. Hem şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bağırıyor. Diyor ki turizm, gelir, tanıtım, para, döviz girsin. Doğru mu? Dünya bir ekonomik kriz içerisinde şu anda. E tamam getiriyoruz işte. Şimdi Tayvan Büyükelçisi'nin buraya gelmesi büyük bir olay değil mi? Ya da Maslahat Güzergahı'nın ya da Ateşist'in gelmesi. Ya da işte Amerikalı dostlarımızın, turist arkadaşların gelmesi ya da diğer ülkelerin insanların gelmesi güzel bir şey değil mi? Daha nasıl olacak yani? Ondan dolayı inşallah Rabbim gelecekte de güzel yağışlar verir. Güzel kar alırız, güzel yağmur alırız. Göletlerimiz dolar, derelerimiz dolar. Böyle durumlarla karşı karşıya kalmayız. Koyun atlatma yarışına kaç tane çoban katılacak? Şu anda çoban sayımız yaklaşık 35 ama suda çekilecek olan elci koyun sayısımız 54 tane. 54-55 tane. Yani 54-55 tane elci koyunumuz yarışacak. Peki ödül meblağı nedir? Hani göndereceğiz dediniz ya yangın bölgesindeki vatandaşlara. Şu anda ödül meblağı ile baktığımızda 20 bin lira civarında falan bir sanatçı giderlerimiz ve eğlence giderlerimiz vardı. Yaklaşık 20 bin lira civarında yine ödüller, efendime söyleyeyim altında şunda bunlar vardı. Onlara baktığımızda yaklaşık bir de katkılarıyla beraber çoban arkadaşlar 50 bin lira civarında bir meblağının da diğer arkadaşlarımıza, mağdur olan arkadaşlarımıza ileteceğimiz paramız olacak ya da hayvanımız olacak. Peki teşekkür ederiz başkanım, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şunu söyleyeyim, çoban arkadaşlara yani mağdur olan çoban arkadaşlara biz para göndermeyeceğiz. Onun yerine damızlık koyun ve keçi alıp göndereceğiz. Biliyorsunuz 41 tane göndermiştik. Tamam yiyecek de gönderecek. Tabii. Çaldı gençler o konuda hakikaten çok iş yaptılar. 4-5 kamyon yem, 5-6 tır, saman hepsini gönderdiler. My name is Jordan Roos. İlk defa mı katılıyorsunuz? Have you ever been? Is it the first time you are here? We've been to Turkey before. Are you translating? Okay. Daha önce Türkiye'de bulunmuştuk. Evet. Let's go on, please. Four years ago we came to Turkey, so this is our second time here. 4 yıl önce Türkiye'ye gelmiştik. Bu ikinci gelişimiz. Köpeğinizi kaç yıldır yetiştiriyorsunuz? How many years have you been feeding, breeding dogs? Turkish dogs about 5-6 years. Peki bu yarışmayı nereden duydunuz? Türk köpekleri 5-6 yıldır yetiştiriyorum. Yarışmayı nereden duydunuz? How did you find this festival? Where have you heard it? I'm friends with Birol, who's leading the festival. Uh-huh. And I have lots of friends here through Facebook, really. Birol Bey'le arkadaşım yıllardır. Bu platformu yöneten Birol Bey'le. Bir de Facebook'ta bir platformumuz var. Çoban köpekleriyle ilgili. Oradan birçok arkadaş edindim, Türk arkadaş edindim. Onlarla burada buluştuk. Peki tekrar gelmeyi düşünüyor mu? Are you planning to come again to Turkey or to this festival? Yes, hopefully we'll be here tomorrow morning for a little while at least. And we definitely want to come back to Turkey again as well. For next year, maybe? I'm not sure about next year, we'll see. Yarın da festivale katılıyor olacağız. Ama önümüzdeki yıllarda yine bu festivale gelmek çok istiyoruz. Peki festivalden memnun kalmışlar mı Türkiye'deki bu festivalden? Do you like the atmosphere here? Yes, very, very much. It's beautiful. We love the people, we love the dogs. It's beautiful. We enjoy it very much. Çok eğleniyoruz. İnsanlar çok iyiler, köpekler çok güzeller. Atmosfer gayet iyi. Peki rakipleriyle tanışmış mı? Rakiplerinden memnun mu? She thinks you have rivals here. Rivals? Yeah. Have you met them? She wonders. Have I met my rivals? No, I haven't met my rivals. You can introduce them to me. Hayır, tanışmadım ama siz beni tanıştırabilirsiniz.
Ben Ali İhsan Ayta, Gelinören Mahalle Muhtarıyım. Çal Muhtarlar Derneği Başkanıyım. Aşağı Seyit köyümüzde, Çal'ın incisi bir köyümüz. 8 asırlık, 848 yıllık sudan koyun geçirme, köpek güzeli. Erşen'e bu sene tazı güzelliği de katıldı işin içerisine. Burada buluşuyoruz arkadaşlarımızla. Eş dost birbirini ziyaret ediyor. Geleneklerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. İş aralıksız da geliyoruz Allah'ın izniyle. Kaç yıldır katılıyorsunuz? Bu yıl ilk yılım oldu. Allah nasip ederse bundan sonra da hep katılmayı düşünüyoruz. Bugüne nasipmiş. İşte çok aramızdaki güzel bir ortam. Çok güzel bir ortam var. İşte inşallah tekrar olur. Tabii biraz yavaş sıcak. Tempo. Hava koşullarından dolayı biraz zorlanıyoruz biz de gördüğünüz gibi. Ama olsun. Gayet güzel bir ortam var. İşte iniğimizle beraber yarışmaya girdik. 15-24 ay kategorisinde. Allah nasip etti. Birinciliği aldık. Çok şükür. İşte bir dahakine inşallah tekrar da olur. Hoş geldiniz öncelikle. Denizli Serinhisar'dan Esat Buşkut. Kaç yaşındasınız Esat Bey? 35 yaşında. Kaç yıldır bu yarışmaya katılıyorsunuz? Kaç yıldır? Geçen sene gelmiştim. O zaman ikinci olmuştuk. Öbür köpeğimizden olmuştuk. Bu sene bunu yarıştırdık. Birinciliği aldık. Hangi kategoride birinci oldunuz peki? 24 aylıkta. Evet. Peki nasıl bu köpeği nasıl yetiştirdiniz? Neler yedirdiniz? Nasıl bu hale geldi bu köpek? Biraz da ırkından kaynaklanan bir şey. Verdiğimiz et türü, ekmek türü. Hep bunlardan veriyoruz. Başka bir şey vermiyoruz daha fazla. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Muhammed Çizmeci. Çallıyım. Çal'da işletmem var, restoranım var. Burada köpek güzellik yarışmasında ne yapıyorsunuz? Ne göreviniz nedir? Ben şimdi baba mesleğimiz var bizim. Ciğer ve köfte yapıyoruz. Restorançıyız. 10 yıldan beri burada gelip tezgah açıp gelen misafirlerimize ciğerde, köftede, dönerde sunuyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimiz mağdur olmaması için tezgahımızı böyle geniş bir şekilde açıyoruz. İnsanlara da, müşterilerimize de burada ekmek arası olarak sunuyoruz. İsmim Birol Başyiğit. Uluslararası Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu Yerli Irklar Başkanlığı yapıyorum. Bugün de Denizli Çal Aşağı Seyit Köyü'nde yapılan festival için buradaydık. Geleneksel bir festival. Çoban köpekleri yarıştı. Hepsi birbirinden güzel ve görkemliydi. Yarışmalar şu an itibariyle tamamlandı kategorilerde. Bugün yaklaşık 200 civarında köpek buradaydı. Yörükler biliyorsunuz hayvancılıkla ve davarla ilgilendikleri için de davarın başında o sürüyü koruyan köpekler var. Yüzyıllardan bu yana da bu asli vazifelerini yere getiriyorlar. Biz de bugün burada onları kategorilerinde kendi ırk standartlarına göre değerlendirdik ve ödüllerini verdik. Kaç kategoride değerlendirdiniz? Bugün yörük çoban köpekleri yarıştılar. Onlarda yaş grupları vardı 6-9 ay, 9-15 ay, 15-24 ay yetişkin köpekler ve yaşlı veteran köpekler olarak. Erkek ve dişi olarak cinsiyetlerine göre ve yaş gruplarına göre ayrı kategoride yarıştılar. 8 kategori yapıyor bu. Bu kategorinin dışında kalan kangallarımız ve akbaşlarımız da geldiler. Onlar da Sivas bölgesinin ve Eskişehir bölgesinin yerli milli ırkları. Onlardaki katılım düşüktü tabii Denizli'de olduğumuz için. Ağırlıklı olan yörük çoban köpekleriydi. Toplamda 10 kategoride yaklaşık 200 köpek yarıştı. Peki kaç tane kupa dağıttınız bugün? 8 çarpı 3 dersek 24 tane köpek kupa aldı bugün. Bunların 8 tanesi birinci, 8 tanesi ikinci, 8 tanesi üçüncü oldu. Yani 200 köpekten 24 köpek dereceye girebildi. Peki kaç madalya dağıttınız? 200 toplamda. Her köpek madalya aldı. Yani yorucu bir gündü bizim için. Sıcak da öyleydi. Ama keyif aldık. Katılım nasıldı? Beklediğiniz düzeyde miydi? Pandemiden sonra beklediğimiz düzeye yakın bir düzeydi. Pandemiden önce yaklaşık 300 köpek vardı. Ama 2 senelik kapanmanın ardından böyle bir etkinliği ve festivali yerine getirmek çok keyif verici ve mutluluk verici. Bana göre çok iyi bir katılım vardı. Adım Yunus, soyadım Keysan, Aç Peyamlıyım. Ya yani albay dükkanım var, esnafım kendim. Kaç yaşındasınız? 25. İlk de 2 sene önce de çıkartmıştık köpek. Orada da yavru kategorisinde Açpeyam'dan bir abimizin köpeği birinci olmuştu. 2 sene sonra tekrar yapıldı. Yine birinci olduk Açpeyam'dan. Yörük çoban köpekleri büyük yaş grubunda köpeklerde birinci olduk. Sağ olun, teşekkürler. Köpeğiniz bu boyuta gelesiye kadar nasıl beslediniz? Mama verdiniz mi? Farklı mama, gıdalar mı? Mama, süt ya hep farklı şeyler verdik. Mama verdiğimiz zaman bir müddet sonra sıkılıyor. Mamanın yerine et veriyoruz. Etin yerine tekrar mama, ekmek. Bazen ekmeği bile özlüyor yani. Karışık besliyoruz genelde. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Merhaba, ben Nurten Aktaş. İzmit'ten geliyoruz, Kocaeli. Kervan 41 Doğa Sporları grubunun kurucusuyum aynı zamanda.
grubumla birlikte festivalinizi izlemeye geldik. İlk defa mı geliyorsunuz? Bu bizim ilk, ancak ben 5 yıldır bu festivale gelmek için can atıyorum. Grubum da dahil. Buraya gelmeden bir hafta öncesi önüme düştü bu şey, festivalin varlığı. Hemen gruba duyurdum. Sağ olsun arkadaşlar da bir 15 kişi grup yaptık. Çıktık geldik. Kaç kişilik bir grupla geldiniz buraya? Bugün burada 15 kişilik grupla geldik ama bizim Kervan 41 grubu bayağı kalabalık. 5300'e kadar dayandı sayımız. Güzel bir grubuz. Peki burada kamp kuracaksınız, kampta kalacaksınız. Aynen, evet. Kamp kuracağız. 2 gece burada kamp kuracağız. Bugün köpek güzellik yarışması vardı. Yörük göçünü çok merak ediyoruz. Birazdan yörük göçüne gideceğiz. Onlarla birlikte yürüyeceğiz. Yarın da koyun atlatma festivalinizi izlemeyi çok istiyoruz. Ve güzelliği şurada, asırlık geleneği yaşatıyorsunuz. Bu inanılmaz güzel bir şey. Ve ben size, tüm emek verenlere teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir şey imza atıyorsunuz. Keşke böyle geleneklerimiz devam etse, bizler yaşatabilsek keşke. Bunu siz başarmışsınız. Tebrik ediyorum sizleri. Muhtarım, İzmit'ten, Kocaeli'den misafirleriniz gelmiş bu etkinlik, bu festival için. Neler söyleyeceksiniz? İlk defa gelmişler. Kervan Saray Doğa Sporları olarak ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi 848.sini düzenliyoruz. Avlamgil de ilk defa gelmiş. Tekrar ayaklarına sağlık. Onlara daha da güzel şeyler yapabilmek için elimizden geleni yaparız. Yürüyüşümüz de var. Sağ olsunlar, yürüyüşümüze de katılacaklar. Ne diyeyim, hoş gelmişler. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederiz muhtarım. Çok teşekkür ederiz ilginiz, alakanız için. Ve belediye olarak da bizi güzel karşıladılar. Yerimizi gösterdiler. Biz çok memnun kaldık sizlerden. Teşekkür ederiz. Daha sonraki yıllarda gelmeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki. Hatta daha büyük bir grupla gelmeyi planlıyoruz. Burası çok aceleye geldi. Bu, ben çok geç okudum festivalin bu tarihte olduğunu. Önümüzdeki sene inşallah daha büyük bir grup olarak buradayız. Zaten kampçılarımız da geliyor buraya. Bu sene gelmediler. Buralar hep kampçı oluyor böyle. Bekleriz her zaman. Kampçılarımız olsun, fosfos arabalarla olsun, çok gelenler oluyor. Sizleri de her zaman bekleriz. Benim adım da Nesrin, Nesrin Aktaş. Ben de Kocaeli'nden geliyorum. Kervan 41 üyesiyim. Kervan 41'imiz yaklaşık 8 yıllık bir şey. Birlikte kurmuş olduğumuz bir aktivite. Nurten Hanım bizim liderimiz. Bunu ben yıllardır duyuyorum ve çok görmek istiyordum. Ve çok da heyecanlıyım böyle bir şeye, yörük adetine tanıklık edeceğim diye. Umarım çok güzel bir şey, aktivite olacak. Ortam çok güzel, insanlar çok güzel. Bize çok yardımcı oldular. Çadır alanımız da çok güzel. Memnunuz yani halimizden. Herkesi de bekleriz. Peki Denizli'ye ilk defa mı geliyorsunuz? Yok, Denizli'ye birçok kez geldim. Ama bu adetini ilk kez görme şansımız var. Çal'a hiç gelmediniz. Çal'a, evet. Çal hakkında çok kötü bir anım var. Nedir, hemen öğrenelim. Benim gençlik yıllarımda, 20 sene önce miydi, 25 sene önce miydi, neydi? Çal canavarı vardı. Duymuşsunuzdur değil mi? Evet. Çivi çakarak böyle. Öyle bir ürktüğüm bir yerdi Çal benim nedense psikolojimde. İyi de oldu yani. Burayı görme şansım da oldu. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. İsmim Mesut Özsoy. İzmir'den geliyorum. Bu etkinliği duydum Kervan 41'in haberleşmesinden. Fotoğraf çekmeye geldim. Değişik bir şey. Daha önce fotoğraf çekiyordum. Yurdun değişik yerlerinde. Doğa fotoğrafçılığı yapıyorum. İşte bugün de buraya geldik. İlk defa mı geliyorsun? Buraya ilk defa geliyorum, evet. Daha önce hiç gelmedim. Kamp yapacaksınız burada. Kamp. Duygularınız, düşüncelerinizi alabilir miyim? Valla çok güzel bir ortam. Çok güzel bir ortam. Doğal ortam. Bakalım, çok güzel olacak inşallah. Köpek güzellik yarışmasını hissettiniz mi? Kaçırdık ya, sorma. Biz geç geldik. Onu kaçırdık. Ama işte yarınki etkinlikleri herhalde tam etkileneceğiz. Biraz da yürüyüş yapacağız. Şelale varmış galiba yukarıda. Oraya gideceğiz.